Bugün dijital bağımlılıklarımız. Şimdi madde ve kumar ya hep ya hiç olabilir. Evet. Yani dersiniz ki bunu ya hep ya hiç şeklinde kullanmayacağız arkadaş. Evet. Veya kumar oynamayacağız. Ama dijitalleşen dünyada böyle bir şansınız da yok. Çünkü her şey bilgisayar moduyla, yani banka işlerinizde halledeceksiniz, notlarınıza da bakacaksınız, derslerinizde seçeceksiniz. Aha, hiçbir şey olmazsa iftar vaktine bakacaksınız veya YouTube'dan bu programı izleyeceksiniz. Peki burada ne yapmamız lazım? Şu anda daha da kolay bir bağımlılık oluşturuyor ve bunun yani bağımlılığın tanımı da şu söyleniyor. İnsanın çevreyle uyumunu bozacak madde bir. İnsanlarla ilişkisinde problematik durumlar oluşturacak. Sağlığıyla ilgili sorunlar oluşturacak. Zamanı kullanmasında problemler oluşturacak. Maddi olarak sıkıntılar yaşatacak. Hem kendi sağlığıyla ilgili, hem ailesiyle ilgili, hem işiyle ilgili aksaklıklar olacak. Yani bir sürü parametre var. Şimdi bilgisayarın başına oturuyoruz hocam. Dijital oyun. Zaten sırt ağrısı falan olur, o ayrı konu. Peki normal akademik aktivitelerimizi öğrenciler için söyleyelim. Yapabiliyor muyuz acaba tam aynısıyla? Acaba bu durum aile içerisinde bir takım huzursuzluklara, tartışmalara neden oluyor mu? Çok ciddi bir şekilde. Evet. Yani bu mesela onun insanlarla ilişkisini nasıl etkiliyor? Çünkü çocuk genç çıkacak, sosyalleşecek, dil öğrenecek, problem çözecek. Problem çözmek iletişimle alakalı. Yani yan yana gelirsek problem çözeriz. Ben kendi kendime problem çözemem ki. Sizinle olan problemi veya sosyal bir problemi. Aslında çağın en temel sorunlarının başında bu dijital. Yani ister bu sosyal medya bağımlılığı diyelim, ister dijital oyun bağımlılığı diyelim, ister dijital kumar. Çünkü bahisler, mahisler orada vardır. İstersek dijital müstehcen ürünlere bağımlılık diyelim. Evet, bunlar çok ciddi risklerdir. Aslında topyekün hepsiyle bir mücadele etmek gerekir.